Hocam yanına vardığınız yaş kaç vardı? Ben ilkokul 5. sınıftaydım hoca efendiyi Peki hiç tanıdığımda. böyle kırılıp ayrılma veya böyle çocukken veya büyükken hiç böyle bir süreciniz oldu mu? Yok, bir defa ben çektim gittim, çantamı aldım gittim. Hoca efendinin yanından, hoca efendiyi kırgınlığımdan değil. 1984 senesiydi. Ben Hoca Efendi'yi 66'nın başında tanıdım. 69'dan itibaren de bilfiil kendisiyle beraber oldum. 84 senesinde Hoca Efendi arandığı dönemde İzmir'den çıktık. Bir Van seyahatimiz var bizim. Hoca Efendi'nin ilk kameraya alındığı seyahat odur. Hiç elinize geçti mi bilmiyorum. İlhan abi çekmişti Alvar İmam'ın kabrine giderken böyle. Neyse iki araba, bir araba Zafer abi kullanıyor, Zafer abinin arabasında Hoca Efendi genelde orada oturdu. Bir de İlhan abinin arabası var. Ali Candan abi vardı o seyahatte, Fakir vardı. Hacı Kemal abi vardı, İlhan abi vardı, Zafer abi vardı, bir de Nurettin vardı, meşhur Nurettin. Neyse, Hocam Efendi de beni Van'a tayin etmişti o zaman. Van'a götürdü beni. O bir arsa verecekmiş. Biz oraya bakmaya gitti. Zaten öyle geziyordu sürekli yani. 84'te arandığı dönem. İzmir'den çıkarken Kahit, Ahmet El Kahit de vardı. Bu Yaşar Hocam'ın doktoru Medine'deki. Önce gece çıktık işte sabah namazına Ankara'ya vardık neyse. Yaşar Hocam'ın evinde sabah kahvaltısı yaptık o zaman. Kahit Bey orada kaldı. Oradan çıktık işte Aksaray o arabadan Adana'ya gittik. Adana, Antep. Oradan 2 gün, 3 gün Mehmet Atalay'ın evinde kaldık Elaziz'de. Oradan Van'a gittik. Benim hayatta hizmette hiç kimseyle bir tanışmam olmamıştı. Fakat Nurettin'le çok tanıştık biz. Osman Elazığ'daydı. Malatya'da bakıyordu ama evi Elazığ'daydı. 84 senesinde. Yaşadıklarımı anlatıyorum diyor. Birisinden duyumumu anlatmıyor. Hocam ben de bir yolda çok kafası da bozuldu ama ben Nurettin'le çok tanıştım. Neden oldu bilmiyorum. Dönüşte de çok tanıştım. 25 günlük bir seyahat oldu. Geri döndük. Gece yine çantamı aldım ben. Bizim ev yakın oraya. 300-400-500 metre. Bozcaada evimiz oraya gittim. Hoca Efendi yukarı çıkınca Mecnun Hoca nerede demiş. İlhan abi demiş, Nurettin'le çok tanıştırdım, Nurettin'e çok kızdım, onun için artık ben gidiyorum dedi, çantasını aldı gitti demiş İlhan abi. Hocam daha sonra çıkmışız. Ertesi gün Barbaros geldi, hocam sizi istiyor diye. Bunları anlatmıyorum ben, ha. Kendimi böyle kötü yanlarımı anlatmam hani. Neyse, sizi samimi buldum. Gitmedim. Hemen bize yakın Mustafa Okadir'in marangozhanesi vardı orada. Ona telefon çekmişler. O geldi yine gitmedi. Paşa abi geldi. Sen kimsin dedim. Ne yapayım? Ben davet edeceğim. Sen kimsin? Ona zaten gönderdim. O birazcık çok konuşur. Neyse aradan bir 3-4 gün geçti. Barbaroski'ne geldi. Hocam sizi istiyor dedi. Tamam sen git ben geleceğim dedi. O zaman merdivenden çıkılıyordu ya o üst kata. Oradan çıktım. İkindi sonrası gittim ama hava çok güzel. Bir sonbahar havası İzmir'de. Eylül ayı ama hava çok tatlı. O sonradan salon işte o zaman balık bir şeydi yani tarz. Üstte şöyle küçük bir sundurma var. Altta tahta onun üstünde kilimler çakılı. Hoca Efendi yerde oturarak o zaman. Hep yerde oturuyorduk. İnce bir bilgiler. Merdivenden çıktım. Barbaros mutfakta.
O küçük mutfakta yani, o küçük mutfakta yüzlerce insan ağırlandı. Nerede demek istedim? Bu şeyle oturuyordu Taras'ta. Oraya doğru. Ama hiç kimse yok. Korkuyorum da talebesi yoktu, öldü yani. O zaman küçüğüm, 84 senesinde. Ben 55 doğumlu olduğuma göre kaç yaşında yapıyorum? He? 29. Evet, çocukmuşum ben. Ettim, hoca ben de sesimi duydu. Beyaz cübbesi var. Yanında 2-3 tane termos var yani, ayran termos, soğuk çocuğun. Kışın bir de buz gibi su içer. Öyle ben gelince açık kıpırdadı. Bir şey yazıyor yani, önünde bir rayla var. Beyaz cübbesi var o zaman. Hemen tebessüm etti. Oh dedi, buradan herhalde artık tebessümle karşıladığına göre işi yukarıyor. Şöyle işaret etti. O küçük oda, sonra müze oda. Orada balkon açılan pencere vardı ya, onun altına oturdum ben. Hoca efendi kapıya doğru da içeriye doğru. Hiç bakmıyor böyle, yazı yazmaya devam ediyor, ne yazıyor? Bilmiyorum, Osmanlıca yazan hoca efendi. Sonra eğildi, bir bardak bana ayran doldurdu. Eğildi kendi termosundan, sonra eğilerek önüme koydu. Sonra bir su koydu, ben içmiyorum ama. Korkumdan içmiyorum. Sonra yazmayı bıraktı, dedi sen devam et dedi hizmette. İleride kimin firar olacağı belli olmaz dedi. Muhreddin yani, ta o zaman öyle. Ben ona diyordum, aslanım sen çok dikkat ediyorum, bak senin ayağın kayabilir. Zaten ayağın da kırıldı, benim ayağım da kırıldı, ikimizden birisi kayacağız, dikkat etsen diyordum. Çok kayabilir. Sonra çok samimi oldum onunla ben, Adana'ya, hocamın yanında sıkılınca benim yanıma gelirdi Adana'ya. Orada bir oda hazırlamıştım ben. Hizmetçi vermiştim kendisine, ağabeyim arkadaş geziyor, rahat ettim. Sonra problem oldu, daha sonra anlatırım Muratim'le alakalı şeylerimi. Hocaefendi'nin yanına, o, ben o kolda hocaefendi'yi anlattım, hakikaten önce benim yanımdan gitti hocaefendi'nin yanına yani İzmir'de. Benim bir takıştığım insan sadece Muratim oldu. Onun dışında sert taraflarım olmuştur. Hizmet ettiğim bölgede bayağı sert davrandım, esnaf olmuştum ama hala kırıcı olmamaya giden azami gayret sattım. Ben bir sene hiç kimseye bir şey emredilen gittiğim bölgelerde. Sadece mesul arkadaşlarla istişareyle götürüyorum. Bir sene sohbet yaparım. Bir sene sohbetten sonra esnaf beni kabullendiyse, benim kızmamdan bir mana, gülmemden bir mana çıkartacak hale geldilerse o zaman birazcık sertleşmeye başlarım yani. Böyle Adana'da çok esnafı mütevelliye geç gelince tek ayak üstünde beklettiğim zamanlar olmuştu. Ama bu herkes yapmamalı. Sen kimsin der ya adam. Bir sene sohbetlerden sonra beni kabul ederlerse öyle yapıyorum yani. Yoksa herkes yapmaz o. Yani disiplini sağlarken de ölçülü olmak lazım. Ben buraya nereden geldim? Neydi senin mevzun yok? Yani o zamandan tabii hizmete fire verenler olmuyordu ama daha sonra Latif'in fire vereceği belliydi. Latif çok enerjiydi. Çok beraber mezun olduk onunla biz. Aynı dönem arkadaşız. 76-77 senelerinde Bozcaka'nın üstünde ruh psikolojisi hastası olan epey bir deli dediğimiz talebeler biriydi. Ben peygamberim, bu gece bana vahiy geliyor diye arkadaşlar vardı. Hoca ben onlara bir oda hazırlamış. Orada hoca ben onlara her gün sohbet yapıyordu. Ya okuyordu onları yani. 7-8 kadar vardı.
Bu gece bana vahiy geldi, ben peygamber oldum diyenler, tövbe tövbe ya ben peygamber oldum, yok ben ilahım ya diye hastalar vardı öyle. Bir gün merdivenden çıktım böyle, ders okuduğumuz, sonra kütüphane olan taraf orası, eskiden çamaşır asılırdı ya. Orada hoca efendinin oturduğu, o fiskos koltuğu üçlü, oturmuş Latif. Şöyle yapmış, ayaklarını dağıtmış, böyle oturuyor. Bir baktım, ulan bu oturuş, azametli bir oturuş. Dedim, Latif Hoca bu oturuş ne böyle dedim ya. Firavun gibi oturmuşum dedim ya. Toparlandı, ya tövbe estağfurullah dedi ya, aldandım dedi ya. Ben niye aldandım? Ya bu Halis var ya dedi. Simalı çocuk deli, ben peygamberim diye deli çocuk deli. He? Ben dedi merdivenden aşağı iniyordum. O da merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyormuş Hoca Efendi'nin katına. Latif Hoca'nın alttan geldiği için yüzünü görmüyor. Ayakları görünce kapanmış Latif Hoca'nın ayaklarını. Öpüyor, kokluyor, böyle pislik çekiyor. Peygamber kokusu var bu ayaklarda filan diyor. Demiş. Sonra bakmışlar, Latif Hoca sen miydin demiş ya. Bir deli ayaklarını öpüp koklayınca böyle peygamber kokusu var sende deyince Latif Hoca buna var bende bir şeyler diyerek oturması ondanmış yani. Ya, acayip bir şeydir bu bir deli. Bir insana değer verir o da kendisini Abdülkadir-i Geylani zannediyor. Öyle bir şeydi yani. Çok uğraştırdı biliyorum. Neyse, fire her cemaatte vardır arkadaşlar. Sadece peygamberlerde fire olmaz. Peygamberler heyeti. Peygamber de ama sonra vazgeçti, bıraktı bu işi. Öyle olmaz. Peygamberlerin dışında en has cemaatlerin dahi firesi olur. İşte havariler 12 kişiydi bir tanesi. Fire verdi. Hem de çok kötü yani Hazreti İsa'yı ihbar eden adam oldu. Cezasını da çekti tabii. Hazreti Musa'nın cemaatinde fire verenler daha fazla olmuştur. Materyalizm dönemlerinde fire verenlerin sayısı daha çoğalır. Üstad Hazretleri Allah'a binlerce hamd ve sena ederiz ki çok hizmet yaptığı halde en az çile çeken ve en az fire veren bir cemaat demiş kendisi için. Bu cemaatta da öyle yani milyonlarca insan var. Fire verenlerin sayısına bakarsanız şöyle öndekilerden iki elin parmakları sayısınca bile yoktur aslında. Onun için aklen mantıken kabul ettikten sonra yani bu prensipler sağlam. Hocam da sağlam yani. Aklen mantıken Kur'an ve sünnet ölçülerine göre böyle bir gidişin, bir hizmetin sağlam olduğunu kabul ettikten sonra daha sonra sağdan soldan gelen şeytan gördüklerine pek aldırış etmemek ve sebat etmek, devam etmek gerekir. Bende hiçbir problem o işte 84'te anlattığım o problemden başka bir problem olmadı. Hocam, yani o zaman 3 senede bir yer değiştirdim dedi. Ben 3 senede bir hocam nereye tayin olacağım, nereye? Gittim yani. 3 sene, 4,5 sene o zaman Samsun'da kaldım. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi 80 Haziran'dan 84'ün sonuna kadar. Oradan Denizli, oradan tekrar Manisa, oradan Adana geniş bir bölgeydi yani. Maraş, Mersin, Antakya, Kıbrıs dahil. Oradan benim tayinim Amerika Genel Mesulüğü olarak çıkmıştı. Ama neyse hocam sonra değiştirdi onu. Avrupa Mesulüğü olarak beni tayin etti. Ramazan duygu vardı o zaman siz Ramazan hocam dönemini bilirsiniz. Duygu Stuttgart taraflarında ama Almanya Mesulüğü'ydü o. Böyle bir toplantı esnasında Mesut Kundak demiş ki, Ramazan hocam artık bizimle toplantı yapmana gerek yok. Buraya Necdet hocam gelecek, sen gidiyorsun demiş. O duymuş onu. Ramazan hoca da kalkmış rahmetli ona iki tane çakmış. Ulan ben bunları senden mi duyacağım demiş ha. Böyle tebliğ mi olur? Doğrusu da Ramazan hocanın dediği yani.
Sonra ben de buradan gitmem demiş yani. Mesut da yemedi, içmedi. O bana telefonda bildirdi. Ben de hoca ben de anlattım. Ramazan hocam böyle demiş. Biz arkadaşız, beraber nasıl olduk yani. O dönemler Mehmet hocam dedi. Ramazan duydu, Allah rahmet etsin. Cevap verdi. Kadir Şinas yaşamasını bilir, konuşmasını bilir. Yeme içme ve giyinmesini bilir bir insandı. Neyse ki oraya biraz daha yaşlı insan gitse. Yok, yine sen git dedi hoca dedi bana. Ama dedi Fransa'da kal dedi. Fransa'da kal ama Avrupa ile meşgul olacağım yine. Sayın Gönüllü vardı Fransa'da. Akademisyen. O bana vize aldı. O zaman yeşil pasaportum yoktu daha. İşte Fransa'ya gelecektim. Çocuklarını İzmir'de bırak. Sen kendin git demişti hocam beni. İşte Adana'dan ayrılmıştık. Ertesi gün çocukları İzmir'e bırakıp oradan Fransa'ya gelecektim. Avrupa Genel Mesul olarak 92 senesinden bahsediyorum. Temmuz ayları yani. Temmuz'un 8 Temmuz'da ben trafik kazası geçirdiğime göre 9 Temmuz'da İzmir'den uçakla Fransa'ya gelecekmişim yani. Sonra Konya günde trafik kazasında hanım öldü, çocuk öldü böyle her tarafım kaza. Şimdi namaz oturarak biliyorum ya, bu ayaktaki o kazadan kalma problem. Ben gelemeyince sonra hoca efendim Mehmet Ali Hoca'yı gönderdi. O da rahmetli kuldu, Allah rahmet etsin. Böyle zaman geçti. Yani ilk önce daim Amerika'ya çıkmıştı yani o zaman. Hoca efendim gitti geldi Amerika'ya. Geldi toplantıda dedi ki Amerika'dan bir Necdet gelecek, bir Necdet gidecek dedi. Necdet başaranı göndermiş oraya. Toplantıda benden başka Necdet de yok yani. Bana bakmıyor mu? Hocam ben Necdet miyim dedi. Burada başka Necdet mi var dedi. Bizi yokluyormuş yani. Ben neyse ki biraz geç mi kaldım gitmekte bilmiyorum. Ama sonra Avrupa'da problemler vardı. Özellikle Fransa'da hizmette problemler vardı. Fransa'daki hizmetteki arkadaşlarımız ikiye üçe bölünmüş o zaman. Aynı bu hizmetin içindekiler yani. O da rahmetli oldu. İzzet Hoca dönemi. Ben biraz disiplinli olduğum için böyle problem olamaz yani. Problem olacaksa bende olur yani. Orada başkaları problem çıkartamaz. O da ismim gitti Fransa'ya, kendim gidemedim işte bu kazadan dolayı. Ama yine de Avrupa'ya böyle gelmiş olduk. Sizler de gelmiş oldunuz. Avrupa sizler de şeref buldu aslında. Evet, bahtınızın açık olmasını diliyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kadar.